Selam sayın izleyenler. Televizyon 3 haber bültenini izliyorsunuz. Ülkemizden gelen en önemli haberlerimizi sizinle paylaşıyoruz. Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani Sadriu bugün Kuzey Makedonya resmi ziyareti gerçekleştiriyor. Osmani Üsküp'te Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. İkili görüşmelerinde Kosova'ya NATO ve Avrupa Birliği destekleri konuşurken iki ülke arasındaki ilişkileri de ele alınmıştı. Cumhurbaşkanları görüşmelerin ardından basına açıklamalarında da bulundu. Oldular. Osmani Osmanlı Pendarovski eşliğinde Götze Aziz Spas Lisesi'ndeki kabrını da ziyaret etmiş oldu. Makedon ve Sırp Klisesi arasındaki anlaşmanın tamamlanması kapsamında Debre Kırçıva, Metropoliti Mitropoliti Timotey'in bununla ilgili olarak açıklamaları geldi. Kendisine göre o hierarşi Makedonya Ortodoks Kilisesine dönüştürme süreci başlamıştır. Atılması gereken adımları, Sırp Ortodoks Kilisesine uyması ve daha sonra halka bildirmesi gereken çeşitli kararlardan da bahseden Timote, kendisine göre en kısa bir zaman içerisinde bu sürecin tamamlanması bekleniyor. Büyük bir ihtimalle kendisine göre 14-15 Mayıs'ta olabileceğine dair olarak da açıklamasını bazı sebeplerden dolayı da tazdıklama. Oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kuzey Makedonya Devletini temsilen Zulfikar Zeynulaya Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakarlık Medalya ve nişanı takdim edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin meydana gelen depremde yardıma giden ekiplere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakarlık Medalya ve nişanı tevcih töreni düzenlendi deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyetleri yapan 218'i Türk, 116'sı yabancı, 336 kişi devlet üstün fedakarlık medalyası ve nişanı tevcihine layık görüldü. Cumhurbaşkanı künyesinde düzenlenen fedakarlık medalya ve nişan takdim töreninde Kuzey Makedonya Temsilen Koruma ve Kurtarma Müdürlüğü Müdür Vekili Zulfikar Zeynula ve Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Jovan Manasieski katılım sağladılar. Temel gıda ürünlerine yönelik fiyat sabitleme süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti temel gıda ürünlerine yönelik getirdiği fiyat sabitleme uygulamasının süresini 30 Nisan'dan 30 Haziran'a kadar uzatma karı aldı. Buna göre beyaz ekmek şeker ve ayçiçeği yağ ürünlerine yönelik %5'lik kar marjını sınırı 30 Haziran'a kadar uygulamada kalacaktır. %10'luk kar marjını sınırının 30 Haziran'a kadar uygulanacağı diğer ürünler arasında un, makarna yerli beyaz pirinç, inek sütü tavuk Yumurtası, lor peyniri, inek peyniri, karışık peynir peyniri, önden sonra kaşar peyniri, yoğurt, sulu yoğurt de ürünler olarak yer almaktadır. Demek ki karar 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Sırada ise bölgemizden gelen haberler tam dikkatinizi çekecek ümidiyle devam etmekteyiz. Batı Balkan ülke temsilcileri bu sefer ise milli parkları yöneticileri ve biznis sektörün temsilcileri olarak Mavrova'da bir araya gelmiş oldular. Milli park yöneticileri ve iş adamları özellikle milli parkların turizme yönelik teşvik etme konusunda yapılması gerekenler öneri ve fikir olarak bir araya getirilmesiyle birlikte Batı Balkan ülkelerine fayda getireceğine inanılmaktadır. O şekilde Makedonya, Kosova, Sırbistan, Arnavutluk ve Karadağ Milli Parkı yöneticileri ve iş adamları Mavrova'da bir araya gelmiş oldular. Debre Kültür Merkezi dünyaca olarak kutlanmış olan kitap günü dolayısıyla bölgemizde de kitapla ilgili olarak özellikle okuma önerileri konusunda ve teşvik etme konusunda birçok faaliyetlerini gerçekleştirmiş olduğu buna dahil olmak üzere 28 Kasım öğrencileri tarafından iyi bir performans gösterildi. Bilindiği gibi dünyaca özellikle kutlanmış olan kitap günü son zamanlarda hem de nasıl bir ihtiyaç duymasıyla birlikte kitap okuma konusunda tamamen bir davet olarak ve çağrı olarak bu tip çalışmalar ve etkinlikler bir örnek olarak söylenmektedir. Debre Kültür Merkezi bugünü de anmış oldu. Penesteyl Köretim Okulu'nda bu yıl sonunda 101 öğrenci İlk okulunu tamamlamış olacaktır. Onlardan 76 Arnavutça eğitim diline eğitimini takip ederken 25 ise Makedonca eğitim diline kendi eğitimlerini tamamlamak o üzere kendi hazırlıklarına başlamış oldular. Debre okul müdürü Ayet Mular Ece'ye göre tüm yıl sonu etkinliklerin hazırlıklarına başlanmıştır ve 101 öğrenci bu sene Penestelik Öğretim Okulu'nda mezun olacaktır. Mahru Varos o dönem kutlaması ile ilgili olarak belediyesince birçok hazırlığına başlamış olduğu belediye başkanı Medar Kurtovski'ye göre 4 Mayıs'ta yapılması gereken kutlama törenine sadece ülkemizden davetli olarak katılacak olan kişiler değil aynı zamanda yurt dışından özellikle Türkiye'den gelebilecek olan Grupları ve göçmenlerle ilgili olarak tüm gereken davet hazırlıklarına başlanmıştır. Kendisine göre 4 Mayıs uzun bir aradan sonra tekrar eski haline dönüşmesiyle birlikte tam bir kutlama planlanmaktadır. Bilindiği gibi Mavrova-Rostuşa Belediyesi'nin yıl dönem kutlaması 4 Mayıs'ta her sene gerçekleştirilmektedir bölgemizdeki son yağışlar hem de Nassau bölgemizdeki çağ nehirlerin ve aynı zamanda Debre Gölü'nün su seviyesini etkilemiş oldular. Son yağışlar sadece çiftçileri değil aynı zamanda hidrometeoroloji açısından mevcut olan değerleri takip edenleri için beni sevindirici olay söz konusu olmuştu. Debre Gölü dolaylı olarak da kendi seviyesini birkaç santimetre artırmış oldu. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.